reislerde bolsa ayollar hakkında biz gapirganmiz, ayollarning haqqi haqida bir qaynonalar haqida va yana boshqa mavzular haqida gapirdik-ku, ayol kishining vojibotlari haqida aytmadik. Ayollarni qilishligi kerak bo'lgan ishlari haqida biz bayon qilmadik. Ana o'shani inshaalloh jamoatimizga tushuntirmoqchimiz. Sababi nimada? Buni avval ham ba'zan qisqa yengil qilib tushuntirganmiz, lekin batafsilroq tushuntirishlikka inshaalloh harakat qilamiz. Chunki birodarlar, buni sababi bizni ayollarimizni ko'plari o'zlarini haq huquqlarini talab qilishadi-yu, o'zlarini bo'ynidagi vazifalarini, vojibotlarini esdan chiqarib qo'yishadi. Ayollarimizni ko'plari hozir fiqhiy ba'zi bir masalalarni bilib olishgandan keyin ana unday qilishimiz kerak ekan, mana unday qilishingiz kerak ekan deb, hatto ba'zi paytda turmush o'rtoqlariga bir narsalarni aytyapti-yu, o'zlarini ayolliklari esidan chiqib qolyapti. Kelinliklari esidan chiqib qolyapti. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda A'udhu billahi minash shaytonir rajim ar-rijalu qawwamuna alan-nisa dedi. Tarjimasi va ma'nosi erkak kishilar ayol kishilardan kuchliroq, baquvvatroq dedi. Insoniyatni Alloh taolo yaratganda ikki jinsdan yaratdi. Ikki jins qilib yaratdi. Buni pasportini ochib qarasangiz ham erkak kishi va ayol kishi deb yozib qo'yadi. Endi hozir qayerdadir ba'zan kuzatilayotgan bo'lsa, yo u erkakmikin, u ayolmikin u degan odamlarimiz ham ko'payib qolyapti borgan sari. Yo erkak erkakka o'xshamayapti ba'zi o'rinda. Yo ayol ayolligini qilmayapti ba'zi o'rinda. Ayniqsa ayollarimizni ko'p kuzatilyapti. Erkak kishilarga taqlid qilishyapti, samovarga borishda va yana bir necha shunga o'xshagan narsalarda. Biz agar mo'min musulmonmiz deydigan bo'lsak, Qur'oni Karim hamda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning hadislariga bir murojaat qiladigan bo'lsak, erkak kishilarni va ayol kishilarni o'zlarining haq huquqlari bor. Qarang, ikkalasini ajratgan vaqtida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, qaysi erkak o'zini ayolga o'xshatsa Allohning la'nati bo'lsin. Erkak o'zini ayolga o'xshatsa, kam kuzatilyapti lekin bo'lyapti. Hatto endi bu mana bu joylarni hurmat ehtiromi bor, o'z aslida minbarda juda aytilib ketadigan narsa emas, ammo ba'zi o'rinlarda operatsiyalar qilib, erkak kishiligiga noshukurlik qilib, o'zini xotin kishi qilib olayotgan o'rinlar ham kuzatiladigan. Ey, bu qiyomat nima deb javob beradi? Alloh taolo uni erkak kishi qilib yaratsa, qiyomat kuniga xotin kishi bo'lib borsa ham erkak kishining javobini beradi-yu qiyomatda. Biz keyin janoz o'qiyotganda nima deymiz bunga? Palonchining otasi deymizmi, palonchining buvisi deb o'qiymiz bunga? Unday bo'lmasa-da o'zi. Demak, bo'lmas o'zi mavzuyimiz, buni ham vaqti keladi inshaalloh. Erkak kishilar o'zini ayolga o'xshatsa Allohning la'nati bo'lsin. Ayollar o'zini erkak kishiga o'xshatsa Alloh taolaning la'nati bo'lsin degan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning hadislari bor. Birodarlar, Alloh taolo biror bir narsa yo'qki, uni hikmat bilan yaratmasa. Har bir narsaning hikmati bor. Insoniyat davom etib ketishligi uchun Alloh taolo o'zi Odam alayhissalomni yaratdi, yolg'iz jannatda yaratdi. O'sha jannatda bo'lishligiga qaramasdan Odam alayhissalom yolg'izligini his qildi. Momo Havo onamizni yaratdi. Bir erkak, bir ayol. Mana o'shalarning jinsidan qiyomatgacha bo'lgan Bassa minhumar rijalan kaseeran va nisaa. Ko'p erkak va ayollarni yaratdi Alloh taolo deyapti. Insoniyatni yaralishi bir odamdan, odam buni ham ismi, erkak kishidan. So'ngra momo Havoni Alloh taolo yaratdi. Davomida erkak ayoldan zurriyat tarqib ketaveradi. Yana bir istisno holat bor, Maryam onamizni otasiz yaratdi. Demak, Odam alayhissalom ota-onasiz yaraldi. Maryam onamiz otasiz yaraldi. Alloh taolo uni taqdir qildi. Va insonlarning hammasi qolganlari ota-onadan yaraldi. Otasi bor, onasi bor. Mana shunday bo'lib hayot ketdi. Ana uni davomida
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aittiler ki hadiste "Ennikahu sünneti femen ragibe en sünneti feleyse minni." Nikah yolu bilen turmuş kurup yaşaslık benim sünnetimdir. Kim beni sünnetimden baş tartadıken olsa o benim ümmetim emez degen manada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis aittiler. Erkek kişi de ayal kişi gibi olan şahvatı, intilişi, kızıkışı buladı. Ayal kişi de hem ana oşenden derse buladı. Bunu Allah Teala yarattı. Nikahtan başkası halal bulmaydı. Nikah bilen yaşaslığını Allah Teala takdir kıldı. Yani biz nikah getip geldik. Nikahta erkek kişi kabul kıldım deydi. Degensiler, köpüler ve deymen deyip niyet kılıp diyenme yürgenlerim var. Diyenme gelirim deyvasın. Biz haliye ötken gidersimize etken dey, keyfe hali zelikel insan, üyünüzdeki ana o insanın ahvalı kan dey deyip atalar şundayız uğraşken eken. Biz işletken şikayetler, bazı bir kelinlerini, onaları, bizi tilde iğneleri, kızım mana o günü bizi üyümüzge kelesiz, mana o günü ketesiz diye yaptı. Hakkı yok şeriyette. Erkek kişi erige itaat, anasıge, otasıge itaat kıladı bir ömür. Erkek kişi. Ata anage yahşilik kılıçlığı bir ömür boladı buradalar. Ayal kişinin ata anage yahşilik kılıçlığı tükemeydi. Lekin itaat kılıçlığı erige tekken günden başlap tükeydi. Şeriatımızda ayal turmuşka çıkanından sön kimge itaat kıladı dese erige itaat kıladı. Ayal kişi erige itaat kıladı. Ana onlar seni esten çıkarmaylı buradalar. Kızlarımız bosa aytaylı. Kızım sen turmuşka çıktın. Erin hem, otan hem, onan hem seni buyruk beradigan, kaytaradigan seni turmuş ortağın. Eringe kulak sal, eringe itaat kıl. Hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytadılar. Eyyuma imraatin sallat khamsaha ve samat şahraha ve ata'at ba'laha yaki zavcaha. Kayısı ayal buluşluğundan kat'i nazar. Allah Teala farz kılgan 5 mahal namazını okuyduğun bosa, bu erkek kişiler oturup der o, ben hatınım doğrusu yapıyorum demeyler. Kızıyla doğrusu hem yapıyoruz. Kızlarını terbiye kılgan da hem şimdi terbiye kılaylık. Hazır bu meseleni düşüp alıp der o, hatın gibi varıp durup da sen bana onday, bana onday deyip kızlı bir itibar taşlamayın. Aynısı kızlı şimdi terbiye kılaylık demekçimiz. En köp şikayet, bana bu yerde bizim hanamız var. En köp şikayet acreş doğrusu da. Ana şularda yarımı hatınlar doğrusu da. Bu ayallar cüde bilmem ben. Ona şu telefonumuz çıkkamdan keyin, telefon çıkkamdan keyin ayal kişiler bir nerselerini körüp telefondan şunday nerselerini hahlap kalayıp çekilik. Demek hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayettiler ki kayısı ayal 5 mehal namazını, farz namazlarını vaktide okuyduğun olsa farz diyetti, farz. Bir aylık farz rozasını tutadigan bo'lsa, eriga itoat qiladigan bo'lsa degan hadisda turmush o'rtog'iga itoat qiladigan bo'lsa, qiyomat kunida ya'ni o'zini saqlasa degani boshqalar bilan muomala qilmasin. Shu masala ham ko'payib ketdi. Ya aytmasak bo'lmaydi. Telefonda gaplashib qo'yayotgan ya bir nese boletken vakiyelerim köp, bu kulaklar çarçadı bu işlerden. Elge etmeyimiz biz. Aytsan cancel, yani yamallık tolup gitti bir oylamaz. Köp, şimdi vakiye köp. Eğer resiye ketiyordu, hatın bir adı buramın yapmışlardı. Elmedi genge. Bulmedi genge. Ayyuma imraatin sallat khamzaha ve samat şahraha ve ata'at ba'laha ya ki zavcaha başka rivayette. Ve ahsanat farcaha 5 mehal namazını okusa farzını nafilmez, farz rozasını vaktinde tutsa, erige itaat kısa, eri yok payıda özünü sahlasa, pakize tursa, ölgenden keyin, cennetini hahlagen eşikten kirsin diye yaptı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayet ettiler, cennetinin hahlagen eşikten kirsin bana şayal kişi diye yaptılar. Kızlarımızı şunday terbiye kılaylık. Erkek kişinin özünün vazifesi var. Ayal kişinin özünün vazifesi var.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytibdilar ki, qaysi ayoldan eri norozi bo'lib uxlasa, tong ottirsa, ertalabgacha farishtalar ana u ayolga la'nat aytadi deyaptilar. Qarang, hadisda bir safar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Oyisha onamizni tuyani la'natlayotganini ko'rib, la tarkabna naqatan mal'una, la'natlangan tuyani minmanglar, qo'yib yuboringlar degan. Tuyaga ulamayapti Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam. Tuyani mindirmayapti. Bir la'nat aytilganligi uchun. Qancha ayollarimizga farishtalar la'nat aytayotibdi. Biz buni tushuntiraylik ayollarga. Ayol, sen vazifang mana bu, mana bu, mana bu. Nima sababdan boyagi hadisda farz roza desa, qarang, erkak kishining haqqi shunchalik ko'pki, ayol turmuş ortak eriden ruhsat sorab nafil roza tutsun degan şeriatımızda eriden ruhsat sorab nafil roza tutadı, eriden ruhsat sorab pullarını infak ihsan kıladı, eriden ruhsat sorab koşunu üyüge çıkadı ve başka işlerine hemmesi hem erini ruhsatı bilen buladı. Ayollar hafa bulmasın, ayollar şundan yerelgen. Ra'aytu ekser ahlenler Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, annar dozah, dozahını köp kısım ayollar ekerliğini ben gördüm degenler. Ayollarını dozahka tüşülüge hem asan, ayollarını cennetke tüşülüge hem asan degen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de hadisler var. İkinci taraftan alıp karagende ayollarımız, umumi biz ayetemiz, ayettik bu meselemiz güzel çözülüş gerek, lakin vakti kısa. Umumi ayetemiz ki ayollarga asan ve yengil, fakat bular özleri hayatlarını kıyınlaştırıp aladı. Özleri natoğru tarafki karab yürüyüşünü başlayıp alışadı. Hürmetli ayollar değişkerek. Erinizge itaat kılın. Televizordan, telefondan, yani kayırdamdır natoğru narsanı körü alıp, şünge karab ketmen. Başkalar gemez. Sizin turmuş ortağınız en yaş kişi. Ama siz itaat kılışını bilmeyiz değişkerek. Atası ya ki atası kemrak et ediyor, anası kızım, bizi üyüge kelin dese, erim ruhsat verme yaptı, varmayman dese. Eri ruhsat verirse keyin varsın. Bazı bir ayollar özünü erkek kişiye hoşatadı. Rumalı demez. Rumalını uğraptı. Kimini hem kiyipti. İsmi hem ayalça. Kaysa orunda hoşatadı deseniz, geplerde hoşaydı. Hareketlerde hoşaydı. Yok deydi. Siz bunday demeyin deydi. Ona bunday kılıp kollarını kötarıp gepredgen ayollarımız ham yokmaz. Ertege şular bizi kızlarımız bopkamasın buradalar. Şunun için biz ayollarga ayçi gerek, hürmetli ayol. Siz ayol kişisiz, sizge ayol kişilik kanday ham yaraşadı. Ayol kişi boyca kalın. Halkımızda aytilgenday paygambarını ham ona tukkan. Ferzentler sizge itaat kılışadı. Üç maratabı sizge yaşilik kılışadı. Ama meni narazı kımayın. Meni narazı kısayınız cennete girmeysiz. Meni narazı kısayınız cennetke barmayısız. Neme sebepten? Hadiste şundayken. Allah Teala özü biledi kimi kanda yaratışlığını. Kim nedir erkek, kim nedir ayal kılıp yarattı. Erkek özünü vazifesini becersin. Ayal ham özünü vazifesini becersin. Ayallarımız erlerden şikayet kılıyetken bosa, biz o mesele mavzu hakkında yapıp bergenimiz. Erkek kişiler hem meydeçüde herhal derselerge kirişir, falanday, fısanday bolup gitmesini. Lekin bu dünyada ayollarının mesuliyeti köprak. Ayollarını buzuyatken köprak ayolunu anası bularken. Ayolunu anası buladı. Telefon kılıp kızım kayınlarınız kattık yapıp koyma yaptı mı? Bunday boma yaptı mı? Bunday boma yaptım diye oturup bir yerde. Esir'de yaşayan aksakallarımız oturuştu. Kette adamlar oturuptu. Esir'ni halatını körgen adamlar oturuptu. Yengillik bu kadar yengilliğine hala uğradı bizikiler. Kalhozda yam işlegen, ertelepten keçge mihnetini yam kıgan, keçepeyt gelip avukatını yam kıgan, nonunu yam kıgan. Başka küllerine mege toy bulmayı esir buzulganda şembe bozar toy bulat dese damalış günü toyunu yam kıgan. Az yine yine koşumca vupkasın deyip pillesini yam kıgan. Bolar bulmaz deyip bana yerde atayım şuna kayda etmeyem zeyin, tam ikisini yam ekken. Bu tamakize otomda durup bu meçtimize. Yine şularda hammasını kıp durup köp keseli bulmagen. Sağlık sağlamatlığı cahide bulgen. Uruşmagen, talaşmagen, acireşmagen. Hazır ayollarga beniseler,
Boyda buluştan aldım bir teşhir edin. Boyda bulup kendini tukunca teşhir edin. Yana tukuyatkan da teşhir edin. Tukandan kendini teşhir edin. Berber ya özü ya ayalı ya valası salamatmaz. Şaraitler zor. Üyde kirini yu bir edese bir tör bürçek ok. Kirmaşine. Çünkü sap koysanız yu bir edigen denmez. Kurt bir edigen den haberin de yaptı. Samsanı bu meydeçüde nesen ayıt yap demeyler. Ayalılarga şarait köpeyip yetişinizden ayıt yapız. O samsanın ona dökenge haldini kesap koyup da öpkeli. Bunda evimde kılıp halı deliğinden aptırıp duhop kekisası samsa payda okul yaptı. Avukatlar, falançılar, pistançılar üyde gep vermeydi. Hemen bana o samarı keledim. Neme deyip ahçımız. Ayalılarga yengilliğini verdiniz. Yahşı. Ama netice yeneyem yengillik, yeneyem kenglik, yeneyem asallığını haklaydı bunlar. Yani erkek işler bir sırlı gidip koyaylık. Amanat ki hoşçakalınlarsa. Hafı bulmayla ayağlarda. Hafı kalıp kevmeyle meşrike. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadiste ayet ettiler. Bir ömür yahşilik kısayın bu hatın kişiye. Bir ömür. Bir gün yamallik kısayın bir ömürde hemen de isten çıkardı kendi. Ben sizden umuman yahşilik görmedim deyip türe uğradı kendi. Bu da umuman degen sözde işletme. 40 yıl yaşadık, 39 yıl yamallik kıgandırmam. Bir yıl yahşilik kıldığımızda yok diye. Bir gün yamkıma gelsin deyipti. Sınav körü oraylar, sınav bu gene uzkaçallah. Ne demek ediyse ayalılar tekfurna el-la'n ve tekfurna el-aşir karındaşçılığı da buzup ve özüyler yahşilik de isten çıkarıp koyaslar diye. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayalılarga aitken. Lekin biz ayalılarga aitiyemiz ki bir de ayalılar yokun belki ayalılarga aitas dese belki bu yazılgen iken çıkardı adamlar köredi. Ve bir yerdeki adamların kızları var. Terbiye kılıyetken de aitaylı kızım senin çıralı yaşayıp geçişin bizge yahşi. Fakat yine yaşayıp geçişlik için erinde itaat kıl. Erinde itaat kıl. Bir orunda itaat kılmaysan kaçan ki seni erin günahke çakırsa, masiyetke başlasa, haram yolge çakırsa hiç kaçan itaat kılmaysan. Başka orunlarda sen öz turmuş ortağın itaat kılışlığın şertli.